Aziz kardeşlerim, Risale-i Nur'un zuhurundan 40 sene evvel geniş bir hissi kablel vuku, acip bir tarzda hem bende hem bizim köyde hem nahiyemizde tezahür ettiğini şimdi bir ihtar manevi ile kat'i kanaatim gelmiş. Şefik ve kardeşim Abdülmecit gibi eski talebelerime bu sırrı faş etmek isterdim. Şimdi Cenab-ı Hak sizlerde çok Abdülmecitleri, ve çok Abdurrahmanları verdiği için size beyan ediyorum. Ben 10 yaşında iken büyük bir iftihar, hatta bazen temeddüh suretinde bir haletim vardı. İstemediğim halde pek büyük bir iş ve büyük bir kahramanlık tavrını takınıyordum. Kendi kendime der idim, senin beş para kıymetin yok, bu temeddühkârâne hususan cesaretle çok fazla gösterişin ne içindir? Bilmiyordum, hayret içindeydim.'' Bir iki aydır o hayrete cevap verildi ki, Risale-i Nur, kablel vuku kendini ihsas ediyordu. Sen adi odun parçası gibi bir çekirdek iken, o firdevs salkımlarını bil fiil kendim alın gibi, hissi kablel vuku ile hissedip hutfuruşluk ederdin. Bizim Nurs köyümüz ise, hem eski talebelerim, hem hemşehrilerim, biliyorlar ki bizim köyümüz, fevkalade gösteriş ve cesaretle ileri göstermek için, Temeddühü çok severdiler. Güya büyük bir memleketi fetheder gibi kahramanane bir tavır almak istiyordular. Ben hem kendime hem onlara çok hayret ederdim. Şimdi hakiki bir ihtar ile bildim ki o masum nurslu insanlar Nurs köyü Risale-i Nur'un nuruyla büyük bir iftihar kazanacak. O vilayetin, nahiyenin ismini işitmeyen Nurs köyünü ehemmiyetle tanıyacak diye bir hissi kabl-el vuku ile o nimeti ilahiyeye karşı teşekkürlerini temeddüh suretinde göstermişler. Hem o nahiyemiz olan Hizan kazasına tabi İsparta'da birdenbire meşhur Seyda namında Şeyh Abdurrahman-ı himmetiyle o kadar çok talebeler ve hocalar ve alimler çıktılar ki bütün Kürdistan onlar ile iftihar eder bir şekil aldığı zaman içlerinde münazara'yı ilmiye ve pek büyük bir himmetle ve pek geniş bir daire ilim ve tarikat içinde öyle bir vaziyet hissediyordum ki güya ruh zemini fethedecek bu hocalardır. Eski meşhur ulema ve evliyalar ve allameler ve kutuplar onların medara bahsi oldukça ben de 9-10 yaşında iken dinliyordum. Kalbime geliyordu ki bu talebeler, alimler ilimde, dinde, büyük bir fütuhat yapmışlar gibi vaziyet alıyorlardı. Bir talebenin bir parça ziyade zekaveti olsaydı, büyük bir ehemmiyet verilirdi. Münazarada bir meselede birisi galebe çalsa, büyük bir iftihar alırdı. Ben de hayret ediyordum. O hissiyat bende de vardı. Hatta tarikat şeyhleri ve dairelerinde medar hayret bir müsabaka, hem nahiye, hem kaza, hem vilayetimizde vardı. O haletleri başka memleketlerde o derece göremedim. Şimdi bir ihtar ile kat'i kanaatim geldi. O talebe arkadaşlarım, o üstadlar hükmünde hocalarım, o mürşitlerim, evliya ve şeyhlerim bir hissi kablel vuku ile ruh hissedip akıl bilmeyerek ki en lüzumlu bir zamanda o talebeler içinde ve o hocaların şakitleri içinde ve o mürşitlerin müritleri içinde parlak bir nur çıkacak ehli imanın imdadına gelecek diye o istikbaldeki nimeti ilahiyeye gayet ağır ve acip şerait içinde ve hadsiz muarızların karşısında ve bin seneden beri kuvvet bulan dalaletin mukabilinde ve gayet vehham ve garaskar düşmanlarımızın desiselerinin ihatasında ve iki dehşetli mahkemenin uzun tetkikatında Risale-i Nur'un bu fevkalade galebesi ve harikulade perde altında tenviratı ve düşmanlarını mecbur edip serbestiyetini kazanması gösteriyor ki o mevkiine layıktır ki kablel vuku İmam Ali radıyallahu an ve Gavs-ı Azam Kuddise Sirruhu ondan haber verdikleri gibi bunlar köy ve nahiye ve vilayetim benimle beraber şuursuz olarak geleceğini hissedip mesrur olmuşlar. Haşiye Evet Risale-i Nur'un tercümanı hem fakir hem adi iken şanssız ve ami bir haneden olduğu halde tarihçeyi hayatında yazıldığı gibi fevkalade istina ve hediye ve sadakaları kabul etmemek ve emsalsiz bir izzeti ilmiye namıyla kimseye baş eğmemek ve tenezzül etmemek ve haddinden bin derece ziyade işlere girişmek gibi haller bu meskur sırdan ileri gelmiştir.'' sizi eski talebelerim ve eski arkadaşlarım ve kardeşim ve birader Zadem Abdülmecit ve Abdurrahmanlar bildiğimden bu mahrem sırrı size açtım. Evet ben 24 saat evvel hassasiyetimle ve asabımın rutubetten tesiriyle rahmet ve yağmurun gelmesini hissettiğim gibi aynen öyle de ben ve köyüm ve nahiyem 44 sene evvel Risale-i Nur'daki rahmet yağmurunu bir hissi kablel vuku ile hissetmişiz.'' demektir. Umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize selam ve dua ederiz ve dualarını rica ederiz. Hissi kablel vukuun tetinmesi Aziz Sıddık kardeşlerim, Risale-i Nur'un zuhuru hissi kablel vuku ile külli bir surette hissedilmesi gibi, Risale-i Nur'un has talebelerinin bir kısmının itirafıyla ve bir kısmının tarzı hayatı Risale-i Nur gibi bir hizmete namzetliğini gösterdiği cihetle, bu tetinmeyi yazıyorum. Evet hissi kablel vuku herkeste cüz'i külli vardır. Hatta hayvanatta dahi vardır. Hatta rüyayı sadıkanın ehemmiyetli bir kısmı bu hissi kablel vuku'un nevindendir. Hatta bazılarda hassasiyet cihetiyle keramet derecesine çıkar. Benim asabımdaki hassasiyetle yağmurdan 24 saat evvelki rutubeti havaiye ile yağmurun gelmesini hissetmem bir cihette hissi kabl-el vuku sayılabilir ve bir cihette sayılmaz. Ben Risale-i Nur'a ehemmiyetli hizmet eden kardeşlerimin tarzı hayatlarına dikkat ettim. Gördüm ki aynı benim güzeranı hayatım gibi Risale-i Nur gibi bir neticeye göre teçhiz edilip sevk edilmiş. Evet Hüsrev, Feyzi, Hafız Ali, Nazif gibi çok kardeşlerimizin geçen tarzı hayatları bu hizmet-i Nuriye'ye göre bir vaziyet verildiğini onlar hissettikleri gibi ben de çok has kardeşlerimde hatta burada aynen tarzı hayatım gibi böyle bir nurani meyveyi vermek için tanzim edilmiş görüyorum. Hissetmeyen kısmı dikkat etseler hissedecekler. Ben kendim bütün hayatımın harika kısmını evvelce Gavs-ı Azam'ın bir silsile-i kerameti telakki ediyordum. Şimdi Risale-i Nur'un bir silsile-i kerameti olduğu tebeyyün etti. Ez cümle, ben hürriyetten evvel İstanbul'a gelirken yolda bir iki mühim ilmi kelama ait kitaplar elime geçti. Dikkatle mütalaa ettim. İstanbul'a geldikten sonra sebepsiz olarak hem ulemayı hem mektep muallimlerini münazaraya kim ne isterse benden sorsun diye ilan ettim. Medarı hayrettir ki münazaraya gelenlerin bütün sordukları sualler yolda mütalaa ettiğim ve hafızamda kaldığı meselelerdi. Hem feylesofların sordukları sualler hafızamda bulunan meselelerdi. Şimdi anlaşıldı ki o fevkalade muvaffakiyet ve benim de haddimden çok ziyade o furuşluk ve manasız izhar fazilet ise ileride Risale-i Nur'un İstanbulca ve ulemaca makbuliyetine ve ehemmiyetine zemin hazır etmek imiş. İkincisi, hatta ben fakir ve muhtaç olduğum ve zahit ve sofi ve riyazetçi olmadığım ve büyük bir şeref ve haysiyet ve hanedanlık haysiyetinden, şan ve şerefinden hissedar olmadığım halde, tarihçeyi hayatımda yazıldığı gibi küçükten beri halkların mallarını, hediyelerini kabul edemiyordum. İhtiyacımı izhara tenezzül edemiyordum. Beni bilenler gibi ben de çok hayret ederdim. Şimdi hassaten birkaç sene zarfında anlaşıldı ki, Risale-i Nur'un dehşetli bir mücahedesinde tama ve mal yüzünden mağlup olmamak ve itiraz gelmemek için o haleti ruhiye bize ihsan edilmişti. Yoksa düşmanlarım o cihetten büyük bir darbe indirecektiler. Hem ez cümle eski Said siyasette çok ileri gittiği halde yeni Said de taraftar bulmak için çok muhtaç olduğu zamanda bütün insanları meşgul eden ve bu 5-6 beş, senedeki beşer tufanları siyaset fırtınaları içinde kat'a ve asla beni meşgul etmedi ve merakla mağlup etmedi ve 5 sene bilmeyi merak etmedim. Beni bilenler gibi ben de bu hale çok hayret ederdim. Hatta kendi kendime der idim. Acaba ben mi divane olmuşum ki bütün dünyayı kendiyle meşgul eden bu hadisata bakmıyorum, ehemmiyet vermiyorum yoksa insanlar mı divane olmuşlar diye hayret içindeydim.'' Şimdi hem manevi ihtarla hem meskur hissi kablel vuku ile hem meydandaki Risale-i Nur'un galebe ve serbestiyeti ile tahakkuk etti ki Risale-i Nur'daki hakikati ihlas, rızayı ilahiden başka hiçbir şeye alet ve tabi olamaz ve Kur'an'dan başka hiçbir noktayı istinadı olmadığını ispat etmek için o acib haleti ruhiye verilmiş. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, meyvenin dördüncü meselesindeki bir hakikatin izahını eski Said'in afaka bakmak damarıyla ve bana hizmet eden katibin Ramazan başlarında bayram alametini şarkta bir hadisenin tesiriyle heyecanla demesi ve bu Ramazan-ı Şerif'teki kıymettar vakitleri radyonun malayaniyatıyla zayi etmemesi için manen kalbime kaç defa ihtar edildi ki o geniş ve karışık fırtınalı hakikatin kısaca zararlarını beyan eyle. Ben de gayet muhtasar bazı işaretler nevinde Risale-i Nur şakirtlerinin meraklarını tadil etmek niyetiyle beyan ediyorum. Fakat hem mesele çok geniş, vaktim de dar, halim de perişan olmasından anlamasında zahmet çekeceksiniz, zekavetinize güveniyorum. Meyvenin o dördüncü meselesinde denilmiş ki, dünya siyasetine karışmadığımın sebebi, o geniş ve büyük dairede vazife az ve küçük olmakla beraber, cazibedarlık cihetiyle meraklıları kendiyle meşgul eder, hakiki ve büyük vazifelerini onlara unutturur veya noksan bıraktırır, hem herhalde bir tarafkirlik meylini verir, zalimlerin zulümlerini hoş görür, şerik olur, mealinde orada denilmiştir. Şimdi ben de derim ki, merak yüzünden ve afaki hadisatın verdiği sarhoşana gafletten zevk alan biçareler, eğer insanın fıtratındaki merak, insaniyet damarıyla sizin farz ve lazım vazifeniz zararına, o hadise, o geniş boğuşmalara sevk ediyor, bu da bir ihtiyacı manevidir, fıtridir derseniz ben de derim. Katiyen biliniz ki insanın çok mucizatlı hilkatine merak etmeyip, dikkat etmeyerek iki başlı veya üç ayaklı bir insan görse, kemali merakla temaşasına daldığı gibi aynen bu asırda nev'i beşerin muvakkat ve fani tahripçi geniş hadiseleri ve zemin yüzünde yüz bin millet ve insan nev'i gibi çok hadisat-ı acibeye masar o milletlerden her baharda yalnız bir tek arı milletine ve üzüm taifesine baksan bu nev'i beşerdeki hadisatın yüz defa daha muci bir merak ve ruhani manevi zevklere medar hadiseler var. Bu hakiki zevklere ehemmiyet vermeyip beşerin zararlı, şerli, arizi hadiselerine bu kadar merak ve zevk ile bağlanmak, dünyada ebedi kalmak ve o hadiseler daimi olmak ve herkese o hadiseden bir menfaat veya zarar gelmek ve o hadiseye sebebiyet verenlerin hakiki fail ve mucid olmak şartıyla olabilir. Halbuki havanın fırtınaları gibi geçici hallerdir. Sebebiyet verenlerin tesirleri pek cüz'i, ondaki zarar ve menfaati o vaziyet şarktan Bahri Muhit'ten sana göndermez. Senden sana daha yakın ve senin kalbin onun tasarrufunda ve senin cismin onun tedbir ve icadında olan bir zat-ı akdesin rububiyetini ve hikmetini nazara almayıp ta dünyanın nihayetinden zarar ve menfaati beklemek ne derece divanelik olduğu tarif edilmez. Hem iman ve hakikat noktasında bu çeşit merakların büyük zararları var. Çünkü gaflet verecek, ve dünyaya boğduracak ve hakiki vazifeyi, insaniyeti ve ahireti unutturacak olan en geniş daire ise siyaset dairesidir. Hususan böyle umumi ve mücadele suretindeki hadiseler kalbi de boğuyor. Güneş gibi bir iman lazım ki her şeyde, her vaziyette, her bir harekette kaderi ilahi ve kudreti Rabbaniye'nin izini, eserini görsün. Ta o zulmü zulmette kalp boğulmasın, iman sönmesin, akıl, tabiat ve tesadüfe saplanmasın. Hatta ehli hakikat, hakikat ve marifetullahı bulmak için kesret dairelerini unutmaya çalışıyorlar. Ta kalp dağılmasın ve lüzumlu ve kıymetli şeye sarf etmek lazım gelen merakı, zevki, şevki, lüzumsuz fani şeylerde telef olmasın. Hatta bu ehemmiyetli sırdandır ki, din düsturlarının bir hadimi olmak cihetinde, güneş gibi imanlar taşıyan bir kısım sahabeler ve onlara benzeyen mücahidinden, selef-i salihinden başka siyasetçi, ekserce tam müttaki dindar olamaz. Tam ve hakiki dindar, müttaki olanlar siyasetçi olmazlar. Yani maksadı asli siyasetini yapanlar da din ikinci derecede kalır. Tebe'i hükmüne geçer. Hakiki dindar ise bütün kainatın en büyük gayesi ubudiyeti insaniyedir diye siyasete aşkı merak ile değil ikinci, üçüncü mertebede onu dine ve hakikate alet etmeye eğer mümkünse çalışabilir. Yoksa baki elmasları kırılacak adi şişelere alet yapar. Elhasıl nasıl ki sarhoşluk hakiki vazifelerden gelen elemleri ve ihtiyaçları sarhoşlukla muvakkaten unutturduğu cihetle Menhus ve kısa bir zevk verir. Öyle de böyle fani boğuşmaları ve hadiseleri merakla takip etmek bir nevi sarhoşluktur ki hakiki vazifelerden gelen ihtiyacat ve yapmamaktan gelen teellümatı muvakkaten unutturduğu için menhus bir zevk verir. Veya tehlikeli bir yese düşüp "La tek nadu ayetindeki emri ilahiye muhalefet eder, tokada müstahak olur. Veya la terkenu ila alladine zalemu fe olan şiddetli tehdidi ilahi tokadına mazhar olur. Zalimlerin zulümlerine hasbi olarak manen iştirak eder. Bil istihkak cezasını da dünyada ahirette çeker. Yalnız ehemmiyetli bir endişe ve bir teselli kalbime geliyor ki, bu geniş boğuşmaların neticesinde eski harbi umumiden çıkan zarardan daha büyük bir zarar, medeniyetin istinadı menbaı olan Avrupa'da deccalane bir vahşet doğurmasıdır. Bu endişeyi teselliye medar, alemi İslam'ın tam intibahıyla ve yeni dünyanın, Hristiyanlığın hakiki dinini düstur hareket ittihaz etmesiyle ve alemi İslam'la ittifak etmesi ve İncil Kur'an'a ittihad edip tabi olması o dehşetli gelecek iki cereyana karşı semavi bir muavenetle dayanıp inşallah galebe eder.'' Umum kardeşlerime birer birer selam. Gelen veya geçen leyle Kadirlerinizi tebrik ederiz. Aziz Sıddık kardeşlerim, Denizli'nin bir hüsrevi Hasan Feyzi'nin uzunca, tafsilatlı bir mektubunu vasıtanızla aldım. Ve bildim ki nasıl bir dane toprak altına konulur. Ta çok daneleri sümbül versin. Aynen öyle de şehit merhum Hafız Ali o tarlada toprak altına girdi. 30-40 hafız alileri sümbül verdi ve verecek kanaatim geldi. Siz benim tarafımdan ona ve Risale-i Nur'un hizmetine çalışanlara yazınız ki, bir iki sene zarfında Denizli kahramanları 20 sene kadar Risale-i Nur'a hizmet ettiklerinden, biz Risale-i Nur şakitleri ebede kadar onların bu iyiliklerini unutmayız. Ve Denizli nazarımızda ikinci bir Isparta hükmüne geçtiği gibi, hapishanesini dahi bir medrese-i nuriye manasında biliyoruz. Feyzi'nin mektubunda isimleri bulunan ve bilhassa hakimi adil ile beraber hakiki adalete çalışanlar, MHA ve Avukat Ziya gibi bütün o zatlar değil yalnız bizi, belki Anadolu'yu ve alemi İslam'ı manen minnettar eylemişler. Onlar bizim gibi Risale-i Nur'a sahiptirler. Eğer lüzum olsa elime teslim edilen bir kısım mecmuaları da onlara emaneten okutmak için göndereceğim. Orada kalan kitaplar lüzumu varsa muattal kalmamak şartıyla kalabilirler. Büyük mecmua elinde bulunan SVK muattal bırakmamak ve okutmak ve mümkün ise hapishaneyi teşrik etmek şartıyla onun elinde kalsın. Daha isterse daha başkaları da ona ve oraya göndereyim. Ben Denizli gibi az bir zamanda bize ve Risale-i Nur'a metin kahraman sahipleri ve kardeşleri verdiği için elimden gelse kemali sürur ve sevinçle onların mübarek hapishanesinde bakiyeyi ömrümü geçirmek istiyorum. Bizimle çok alakadar ve hapishanede görüştüğümüz veya bana hizmet eden Beyler Süleyman ve Tavası Mehmet Çavuş gibi ne kadar dostlar varsa hepsine çok selam ediyorum ve her vakit manevi kazançlarımıza ve dualarımıza dahildirler.'' ve Feyzi'nin mektubunda isimleri bulunan zatlara bilhassa birer birer selam ve umumunun Ramazanlarını ve leyle Kadirlerini ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Milaslı Halil İbrahim hakikaten Risale-i Nur'un demir gibi metin ve sarsılmaz bir şakirdidir. O kasaba onunla iftihar etmeli. Hem o zatın hem Hasan Feyzi'nin haddimden yüz derece ziyade hüsnü zanları neticesinde yazdıkları parlak manzum iki parçayı Risale-i Nur'a hitap ediyorlar ve benim ehemmiyetsiz şahsımı perde ve arızi bir unvan olarak yapmışlar diye kabul ediyorum. Yoksa benim ne haddim var ki o meziyetlere sahip olayım? Hem ona hem Risale-i Nur'un avukatı Ahmet Feyzi'ye ve arkadaşlarına ve eski kahraman kardeşlerimizden Şefik'e çok selam ve dua ediyoruz. Kardeşlerim, Ayetül Kübra Ramazan'da zuhur ettiği gibi, zannımca Ramazan'da da matbaadan çıktığını, Isparta'ya geldiğini ve Ramazan'da serbestiyetle okunması ve camilere okutmak için girmesi gibi bu Ramazanı ı Şerif'te Ayetül Kübra'dan çıkan ve bir saat tefekkür, bir sene ibadet manasını taşıyan Hizbi Nuriye, Ayetül Kübra'dan çıktığı misillü, bizim tesbihatımızda 33 defa La ilahe illallah Ayetül Kübra'nın berekatı, ve feyzi ile 10 dakikada aynı hakikati tevhidi veren iki sahife kadar Ramazan'ın nuruyla kalbe ihtar edildi. Ben de 10 dakikada Ayetül Kübra'nın tamamını okuyor gibi ve her bir mertebede mukaddimesinde denildiği gibi küreyi arzın külli dili benim hayalen lisanım olup la ilahe illallah der ve denizler ve dağlar ve unsurların ve göklerin ve insan tabakatlarının lisanı halleri benim dillerim olup la ilahe illallah der diye ben de her bir la ilahe illallah dedikçe ya bir lisanı arz ya bir lisanı semavat ya bir lisanı cev ya bir lisanı anasır derim gibi İnşallah sonra size gönderilecek el baki vel baki kardeşiniz Said Nursi